kaç tane istiyorsunuz? Onları da bilmemiz gerekiyor herhalde. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Organizasyon Grubu yüksek katılımlı bir çocuk festivali için hazırlıklarına start verdi. Ben söyleyeyim, öğrenci listelerine ihtiyacımız var. Aktualize olmuş. Tabii. Hangi okulda kaç tane isim, soyad, anası babası nedir, adresi nedir? Çünkü bunlar databanka girecek. Geçen yıl 25 Nisan 2010'da Türkçe öğretmenlerimizin hazırladığı Winter Tour Büyükşehir Belediye ile Zürih Başkonsolosluğumuzun desteklediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl daha da renklenecek. Çok ucuza bu insanlara posta gönderebileceğiz. Biraz daha resmi bir kimlik de kazanabilir. Çocuklar olur okurken yok. 23 Nisan Organizasyon Grubu'nun koordinasyonu altında 1000'den fazla öğrenci ve 5000 kadar vatandaşımızın kutlamalara katılması bekleniyor. Sadece Winter Tour değil, Zürih, Glarus, Schwyz, Schaffhausen ve Graubünden'den de katılım bekleyen organizatörler, diğer göçmen kesimleriyle İsviçrelilerin de kutlamalara renk katacağına dikkat çektiler. Bozulardan, 23 Nisan Organizasyon Grubu Sözcüsü Dr. Cankut Yüksel, toplum olarak bayramımıza ve dolayısıyla evlatlarımıza sahip çıkalım çağrısında bulundu. Değerli TGRT izleyenler, 2008 yılında başlayıp bu yıl dördüncüsü yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı diye başlayıp daha sonra organizasyon profesyonelleşerek daha ciddi katılımlar ve İsviçre geneline yayılıp ve insanlara mal olmasından sonra bu seneki profesyonel çalışmaları biz de yerinde görmek için toplantılarına misafir olduk. Ve grubun sözcüsü olarak Dr. Cankut Yüksel'den grupla ilgili bir bilgi almak için mikrofonumuzu atıyoruz. Teşekkür ederiz öncelikli olarak buraya geldiniz. Bizim için değer verip geldiğiniz için. Grubumuz her yıl daha büyüyerek, daha başarılı organizasyonlara imza atmak adına daha sık toplantılar yapmakta. Bundan önceki arkadaşlardaki olduğu gibi, arkadaşların katkılarında olduğu gibi, bu yıl da onların üzerine koyduğu, onların koyduğu taşların üzerine daha güzel, daha büyük, daha düzenli bir organizasyon ile daha büyük taşlar koymak niyetindeyiz. Öncelikle bu zamana kadar emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Biz onların kurduğu temeller üzerine bugün bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Göreceğiniz gibi her gün artan katılımla sağ olsun gecelerini gündüzlerine katarak haftalarca süren çalışmaların tartışmalarını, toplantılarını yapıyoruz. Ve bu toplantılar 13 Mayıs günü düzenlenecek olan son organizasyona kadar devam edecek. Amacımız daha büyük bir katılımla, daha profesyonel şekilde, daha bir kurumsal kimlik altında bunu bir Türk bayramına çevirmek. Evet. Ve bunun neticesinde de bu güzel bayramımıza yabancıları da, İsviçrelileri de katarak hep birlikte sorunsuzca, medenice eğlenmek istiyoruz. Cankut Bey, bu eğlence gördüğümüz kadar hakikaten bir Türk günü vasfına bürünüyor. Peki burada hitap etmek istediğiniz kitle rakamsal boyutta ne kadar bir insanı buraya iştirak edebileceğini düşünüyorsunuz? Geçen yıl öğrencilerle birlikte toplanan seyirci kapasitemiz 6000 civarındaydı. Bu yıl yabancı katılımı da arttırarak hedeflediğimiz grup 10.000 kişi. Bu 10.000 kişiyle farklı kültürlerden gelen yerli ve yabancı gruplarla birlikte eğlenmek istiyoruz. Ve bu sayının da her yıl daha artıp bunun İsviçre çapında, ki şu anda öyledir, en büyük düzenlenen Türk organizasyonudur. Bu organizasyonu daha büyük boyutlara taşıyıp bizim medeni, eğlenceyi seven, birbiriyle anlaşabilen yüzümüzü tüm öncelikle İsviçre'ye, sonra Avrupa'ya ve sonrasında dünyaya göstermek istiyoruz. Cankut Bey, hakikaten gördüğümüz kadarıyla Türk günü vasfını biraz toparlayacak bir konsept oluşturmuşsunuz. Yani artık eskisi gibi bizim standart 23 Nisan eğlenceleri, bizim çalıp bizim söyleyeceğimiz, kendimizin çalıp kendimizin dinleyeceğinden ziyade yabancıların katıldığı, yabancı kültürlerin bizim içerimize girmesiyle bizim de onların entegrasyon dedikleri olayı daha da yayacağımızı o zaman ilk işaret olarak veriyorsunuz. Doğru muyum? Evet. Biz de bu amaçla çabalıyoruz. Öncelikle amacımız buradaki Türklerin artık entegre olduğunu tüm Avrupa'ya göstermek ve bu sayede profesyonel olarak da bizim çalışabileceğimizi, profesyonel organizasyonlara, büyük bütçeler gerektiren organizasyonlara imza atabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Ve bu alanda da bize destek olmak isteyen maddi manevi
Gerek kişisel bazda olsun, gerek kurumsal bazda olsun, herkese, her kişiye, her kuruma kapımız açık. Ve siz bu konuda herkesten aşağıda, destek bekliyoruz. Aşağıda altyazıyla geçtiğimiz internet sitesi adresinden rahatlıkla sponsorlarımız, buna katkı sağlayacak arkadaşlarımız sitenizden ulaşabilecekler. Doğru mudur? Doğrudur. Hem internet sitemiz üzerinden hem de bize başvuru telefon ederek, telefon numaralarımızdan bize ulaşarak bilgi verebilirler. Biz kendilerini sevinerek kendi mekanlarında ziyaret edebileceğiz. Ve maddi manevi gerek insan gücü olarak gerek maddi katkılarını sevinerek kabul edeceğiz. Sonuçta bu bizim bayramımız değil yalnızca. Öncelikle bu çocuklarımızın bayramı. İkincisi bu buradaki yaşayan tüm Türklerin bayramı. Üçüncüsü de diyoruz ki gelin hepimiz el ele verelim ki bu bayramı tüm Avrupa'ya Türkler nasıl eğlenirmiş, Türkler nasıl diğer yabancılarla barış içinde olarak eğlenebilirmiş, neler yapabilmiş onu hep birlikte gösterelim.